Valla dondum la. Yarın Mavi'nin doğum günü. Biliyorum. Bu kadar tamam. Öküz değilim. Oğlum sakin ol la. Ne yapıyorsun la? Aldın canını tamam. Tamam sakin. Berk'in oyununa gelmiyorum. Mavi'nin yarın doğum günü. Kutluyoruz, gönlünü alıyoruz güzel güzel. Tamam yolumuza da devam ediyoruz. Şöyle la. Sakin gerek yok. Aynen böyle. Aynen. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Askeri, tamam. Gerek bilmiyorsun. Gerek yok. Bilmiyorsun. Gerek konuşmayı gerek bilmiyorum ha. Ya gerek yok. Değmez ya. Değmez. Değmez hiç değer mi ya? Ayır oluyorum hep ya. Babanı yoldan Ali çevirdi. Bu kadar ön yargılı olma istersen Çağrı. Ya çevirdiyse çevirdi. Bana ne? Adam üzüntüden okula gelemedi ya. Benden de annemden de uzak dursunlar. Başka bir şey istemiyorum. Gidelim hadi boş ver. Bir filtre kahve alabilir miyim? Günaydın, nasılsınız? Günaydın. İyiyim, sen? Teşekkürler, sizleri gördük daha iyi oldu. Şaşırtıyorsun beni. Hangi konuda? Yani temel iletişim becerilerini geliştirmişsin galiba. Böyle günaydın, nasılsın falan. Aferin ya, büyüyorsun. Sahne tozu sihirlidir derler. Mucizeler yaratır. Yalnız öksürtüyordu. O ne öyle ya? Hiç mi temizlemiyorlar? Ya gerçekten ben babama biraz söyleyeceğim. Bu ne biraz sanata sanatçıya biraz saygı ya. Biraz. Hiç yoksa biraz. Sanatçı ya? Ha haberin yok galiba. Sanat camiası bizden bahsediyor. Efsane ikili diye teklifler yağmaya başladı bile. Akın akın. Ne diyorsun ya? Hı. Ne yapsak? Sana bir menajer mi tutsak? O iş ben de ayarlayacağım. Yalnız ondan önce bir konuda karar vermemiz gerekiyor. Biz sanat hayatında kendimizi nerede konumlandırıyoruz? Yani biz sanat içinci miyiz? Yoksa sanat toplum içinci miyiz? Hmm. Yani bu konuda senle ben, ikimiz nerede duruyoruz? Biz neyiz? Biz tam olarak sanat çocuklar içinciyiz. Hani oyun çocuk oyunu ya. Wow, sevdim. Yenilikçi, yepyeni. Hoşuma gitti. Ben sevdim bunu. Çok iyi fikir biliyor musun? Bence bayağı iyi. Yenilikleri severim. Bunu da sevdim. Berk hayırdır? Günaydın kardeşim. Sahne tozunu yutamadı ya. Yutsaydı o da değişikti. Bambaşka olacaktı ama yutamadı. Hayırdır Berk? O da sana günaydın diyor. Günaydın. Hayırdır? Hayırdır evet. Hayırlı bir iş için buradayız. Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Bomba geliyor. Biz Mavi ile yepyeni bir işbirliğine giriyoruz. Ve daha bomba geliyor. Sen de bizim menajerimiz ol istiyoruz. Teklif bu. Ne dersin? Oğlum sen Mavi ile hiçbir işbirliğine giremezsin. Bunu kafana sok. Giremezsin çünkü Ali benim adıma düşünüp bütün kararları benim adıma verir değil mi? Çünkü ben düşünemem. Benim bir beynim yok. Çünkü ben zavallı bir kız çocuğuyum değil mi? Ha, ne diyorsun ya? Ne demek ne diyorsun ya? Çünkü ben düşünemem Berk. Çünkü benim adıma bütün kararları Ali verir. Sağ olsun. Sağ ol. Ali'cim benim canım kardeşim. Bak gereksiz büyük kocaman tepkiler veriyorsun. Bak böyle yaparsan bu kız sen uzaklaşır gider. Sen de zaten bunu istiyorsun. Sonrası monosu yok. Yok. Sonra suçlusu ben olurum diyecektim. Ama zaten hali hazırda olmuşum. O yüzden ne halim varsa gördüğüm. Hadi bakalım. Mavi. Mavi bir dakika. Mavi sadece bir dakika. Bak gerçekten çok özür dilerim. Daha saçmaladım az önce. Sadece az önce mi saçmaladın Ali? Ali sen benim ailemi benden sakladın. Oyun günü hepimizi bıraktın öyle ortada çekip gittin. Berk oyunu kurtardığı için ona bilendin. Şimdi sabah gelmiş saçma sapan huzursuzluk çıkarıyorsun. Sadece az önce mi? Bence bu ara sen bayağı bir saçmaladın Ali. Bak, bırak beni kendime biraz, ben bir sakinleşeyim. Sen de biraz sakinleş. Hallederiz ama şu an değil. Ya ne olur ya, ne olur? Ya Çağrı olmaz diyorum ya. Ya söz konusu senin arkadaşların olunca ben gerekli müsamahayı gösteriyorum. Sen neden aynısını yapmıyorsun acaba? Ya tamam da aynı şey değil ki ya. Konu oraya gelince bak benim belleğim kapanıyor, böyle gözlerim kararıyor falan. Yok bırakır mısın ya? Ya o Ege benim en yakın arkadaşım ne olur ya. Neden hep bayat olmak zorunda hayat? Ya Hazal sevgilim, Hiç mi hatırı yok çocuğun ya? Yani çok yok açıkçası. Ya hadi Çağrı'nın yok, benim de mi yok ya? Aa, saçmalama. Senin var tabii ki, öyle bir şey olur mu? Tamam. Ama bir hatır içinde bu kadar büyük bir bedel ödeyemem, kusura bakma sevgilim. Ya Hazal, böyle olmaz ki ama. Bu ilişkide bir kere de ben bir şey isteyeyim ya. Hep bana olmuyor vallahi. Aa, aşk olsun ya, duymamış olayım bunu, kırılırım. Ama Hazal ya, lütfen ya. Bir Çağrı, bir Berk, benim başka arkadaşım bile yok ya. Lütfen.